Ay, o kadar acele ettim ki sabahtan beri hazırlandım, çıkacağım. Yani bavul hazırla, onu yap, bunu yap. Bayağı zorladı, neyse. Hazır ve nazım. Joy senle gel ya, açılışı yapalım. Joy anne yine gidiyor ama gelecek aşkım. Bak oyuncaklarım var ya, üzülme. Ben daha çok üzülüyorum üzülünce. Evet, başlıyorum. Şöyle mi yapsam? Tamam, şöyle yapayım. Yok ya, aslında ışık şuradan iyi geliyor. Ama şöyle mi? Şöyle mi yapsam? Burada da ışık ters. Şöyle. Daha güzel. Tamam. Başlıyorum. Aloha. Yılbaşı ağacımın yanında size açılışı yapmak istedim. Evet, biliyorum yani bugün günlerden 2 Şubat Cuma günü. Bu video büyük ihtimalle siz birkaç hafta sonra izleyeceksiniz. Zaten daha yolculuğa yeni başlıyoruz ama ben yılbaşı ağacımı daha kaldırmadım. Mart, Nisan gibi kaldıracağımı düşünüyorum. Şimdi öncelikle Tayland'a gidiyoruz arkadaşlar ve açılışı şimdiden yani buradan yapayım istedim. Evimden daha çıkmadan. Birazdan çıkıyorum. Bugün böyle koştur koştur bavul hazırla onu yap falan filanla geçti. Annem de açıkçası ayağını kırmıştı ve yani ameliyat olacak mı olmayacak mı, hani kemik kaynayacak mı ona bakıyoruz şu anda. Yani 3 hafta kadar alçıda durması gerekiyordu ve şu anda o 3 haftalık süreçteyiz. 8 Şubat gibi ameliyat olup olmayacağı belli olacak. Dolayısıyla da annemi ziyaret edip sonra havalimanına geçeceğim. Yine böyle bıcır bıcır konuşuyorum. Nefes almadan konuşmak denince de ben. Ama gerçekten 2024 hedeflerimden, seçimlerimden biri de daha da sakin olmak. Hani genel olarak öyle kendi içimde hiç sakin değilim ama dışarıdan böyle insanlar beni sakin buluyorlar. Daha da sakinlemek istiyorum. Yani içimde de daha da sakin olmak istiyorum. Neyse, şimdi parantezi kapatayım. Dolayısıyla dediğim gibi anneme uğrayacağım. Oradan da havaalanına geçeceğim. Bugün 20.50 uçağı. Bu arada neden Tayland'a gidiyorum, ne işin var Kardelen, hep bir yerlere gidiyorsun falan diyorsanız da Ocak ayında bir Londra'ya gittim arkadaşlar ama çok hastaydım zaten, hani o vlog izlemişsinizdir, bu vlog zaten yayına girene kadar. İzlemediyseniz de şuralara bir yerlere bırakalım, yani bırakayım daha doğrusu şuralara. Oradan isterseniz izleyebilirsiniz. Yani neler mümkün, her ay böyle değişik ülkelere seyahat etsem, konudan konuya atlıyorum. Gitme sebebim Coldplay konseri. Bundan aylar önce sanıyorum Temmuz-Ağustos aylarında ben Coldplay biletini almıştım. Çünkü konserini gerçekten çok izlemek istiyordum. Sinemada izlemiştim hani konserlerinden görüntülerinin olduğu o filmi. Yani daha doğrusu konser filmini diyeyim de tabii ki film değil, konser görüntülerini, çok etkilenmiştim. O zamandan beri de böyle birkaç grup var aklımda ve Türkiye'de konser vermeyen gruplar. Neden bu kadar uzağa gidiyorum? Çünkü ben baktığımda hani Coldplay'in kendi sitesinden almak istedim, güvenilir olsun diye, ve başka yerde hani bütün biletler tükenmişti. Sadece Singapur ve Bangkok'ta vardı. Hem dedim hayatımda bir kere gittim ben. Çok eskiden gitmiştim Tayland'a. Annemle gitmiştik. Bir daha böyle gezerim. Bir haftalık bu arada bir seyahat olacak. 9 saat 20 dakika sürüyor. Yani uçak uçuş, bilginiz olsun. 20.50 gibi. Bu arada 4 saat ileri. 2 gün Bangkok'ta bir otelde kalacağım. Sonra başka yerlerde kalabilirim ama en önem verdiğim şeylerden birisi, noktalardan birisi temizlik olduğu için temiz yerlerde kalmaya özen gösterdim arkadaşlar. Zaten böcek falan yemem. Orada size çekerim. Eğer ki uzun bir vlog olduğunu düşünürsem de ikiye böleriz. Ama belki de bölmeyiz. Bakalım duruma göre. Çünkü sadece Bangkok'ta geçirirsem bir haftamı bölmem diye düşünüyorum. Artık uzun bir vlog izlersiniz. Ama adalara da geçebilirim. Bakalım nasıl gelişecek. Neyse, şimdiden size keyifli seyirler. Bana da iyi yolculuklar dersiniz diye düşünüyorum. Bakalım ne, hangi maceralar bizi bekliyor. Gerçekten heyecanlıyım. O zaman görüşürüz. Bu arada Lucy'nin şu patilerini koymasına bir bakar mısınız ya? Böyle bir şey var mı ya? Aşkım prensesim. Oy, çıkıyoruz şimdi. Vloglarda Tarçın'ı görüyorsunuz. O da beni getirecek. Tarçın. Aşkım. Tarçın. Tarçın. Geldik ama aşırı derecede yorgunum. 9 saat 20 dakika sürdü. Öyleyim. Yani bayağı yorgunum ama geldik.
Selam. Hazır güzel ışık bulmuşken, en azından fena değil ve uçakta biriyle tanıştım. Şimdi onunla gezeceğiz. Onu bekliyorum açıkçası. O da Airbnb'de kalıyor. Lobide buluşacağız. Bir kahve falan içeceğiz böyle. Hani beraber turistik tur yapacağız büyük ihtimalle ama ben bayağı yorgunum. O kadar şu anda anlatamam size. Yani gözlerim falan acıyordu işte. Lensimi çıkardım. Neyse. Yolculuk güzel geçti arkadaşlar. Gayet iyiydi. Sadece çok uzundu. 9 saat 20 dakika olması gerekiyordu ama hani 7 saat gösteriyordu kalktığımızda ama 7 saat bana 12 saat gibi geldi falan. Benim kafam karıştı yani anlayamadım ama 9,5 saat sürmüş olması lazım. Öyle şimdi saat 11,5 civarı burada. 4 saat ileri Tayland. 2'de oda hazır olacak. 2 gece için kendime güzel bir oda burada zaten bulabildim. Yani yer yoktu. O yüzden burası bayağı yoğun bir yer. Bu arada reklam değildir. Öneri de değildir. Henüz tavsiye de değildir. Memnun kalacak mıyım bilmiyorum ama şöyle adı da bilmez olma otelde kalıyorum. Size en sonunda söylerim. Eğer söylemeyi unutursam da bana sorarsınız zaten. Cevap veririm yorumlarınıza. Hani memnun kalıp kalmayacağımı. Neyse işte burada böyle bir otel bulunca hemen ayırttım. Fotoğrafları falan da güzeldi çünkü. Öyle yani bayağı dinleneceğim bu akşam. Bugün zaten sizi de yanıma alacağım. Umarım güzel bir Tayland seyahati olur. Ama esas gelme sebebim biliyorsunuz Coldplay konseri ve tek başıma gidiyorum. Bakalım şimdilik böyle. Bu arada dün tabii ki de uçakta yüzümü yıkamadım yani hiçbir şey yapmadım yüzüme valla. Sadece bu sabah dişimi fırçaladım. Böyle olunca da çok sevmiyorum ama uçak bir şey yapalım. Seyahat bazen bunu gerektiriyor. Bakın tuktuklar bunlar. Çok güzel. Şimdi bununla yani bununla şey gideceğiz işte benim para bozdurmam lazım oteli ödemek için falan filan. Sonra da metroya alacağız kahve içmeye gideceğiz. Okay. What? You've been there Bangkok before? Bangkok? Yeah. I one time. You have? One time, right? Yeah, one time. It's right now second, right? But I was only here a short time. I'm a newcomer. This is pretty cool. Şimdi bir yere geldik de size havuçlu kek falan var. Bu arada 100 baht, bakın 280 diyor ya, 100 baht neredeyse 3 dolar. Yani 120 baht 3 dolar. Oradan hesap edebilirsiniz. Şöyle yemekler falan filan da var. Çok yakınlaştırmayayım ama bakabilirsiniz. Biz yemeyeceğiz herhalde.
Şimdi otele döneceğiz de size şundan bahsedeceğim. Bu uygulamanın adı Grab. Yazarım sağ ya da sola. Öneri sadece. Bunu kullanabilirsiniz. Burada bunu kullanıyorlarmış. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim de. Size kaldığım oteli gösteriyorum. Daha doğrusu kaldığım otelin lobisini. Size odaya yerleşmeden odayı hızlıca göstereyim isterim. Gerçi çok hızlı yapınca da güzel olmuyor ama şöyle bir göstereyim. Yanlışlıkla iki tane tek kişilik yatak seçmişim. Ya da yer yoktu. Ama yani twin bed yazınca ben niyeyse onu böyle çift kişilik tek yatak anladım. Şansıma bahtıma bu düştü. Yapacak bir şey yok. İkisini de birleştiremiyorum bu arada. Yerlerinden oynamıyorlar. Tek kişilik yatakta çok sevmem. Neyse yapacak bir şey yok canım. Güzel oda. Böyle arkadaşlar odamız. Şurada mini barımız var. Aşağıda burada. Şurada işte kahveler falan. Esas olay şurası. Hazır mısınız? Ta-da! Şimdi ben buranın keyfini bu akşam çıkarmayayım da ne yapayım tek başıma? Söyleyin bana. Vallahi demeyin, neden Kardelen tek başına böyle yerde kalıyorsun? Çünkü temiz bir yer istedim ya. Güvenemedim. Asya'da, hani Tayland'da temiz bir yer istediğim için en çok para harcadığım alan yani otel oldu. İki gece buradayım. İki gece sonra bakacağım ne yapacağım artık. Şurada tabii ki bir de duşumuz var. Ay, duş almadan yatmam artık. Tabii ki zaten bu gece çok pis hissediyorum. Şimdi birazdan çıkacağım. Böyle odamız. Beğendiniz mi? Bir de şuradan göstereyim size. Ben beğendim ya. Temiz de duruyor. Bakın şuradan da şöyle. Selamlar. Selamlar. Aloha. Parıl parıl parlıyorum. Görüyor musunuz tipim nasıl? Allah bilir. Neyse. Şimdi odaya geldim. Çok hızlı üstümü değiştirdim. Elbise falan giydim. Şöyle bir eşyaları toparladım. Bavulu açtım. 2'deydi check-in. Ondan sonra şimdi Spencer'la burada tanıştım. Yani uçakta tanıştığım Amerikalı arkadaşımla gezeceğiz. O da zaten hani tek başına gelmiş işte. Geziyormuş. Öyle bir gezeceğiz. Bakalım nerelere... Ha, bir markete gideceğiz aynen. Sizi markete götüreceğim. Bayağı yorgunum. Bilmiyorum yüzümden anlayabiliyor musunuz? Bu arada güneş kremimi yeniledim. Bayağı yağlı duruyor. Yani yenileme kremi değil de güneş yenileyicisini sürdüm işte. Sunstick aynen. Öyle çok sıcak çünkü gerçekten yarın kollarıma falan da güneş kremi süreceğim. Bayağı böyle hazırlıklı çıkacağım. Hafta sonu bu market açıkmış. Ben tabii ki de böcek, o bu hani sokaktan hiçbir şey yemeyeceğim. Hani sadece böyle kapalı olan şeyleri içeceğim, yiyeceğim. Ne olur ne olmaz yani Asya ülkelerinde ben böyleyim artık. Pandemi sonrası. Böyle şimdi çıkıyoruz. Burada her yer mall kaynıyor, alışveriş merkezi. Evet.
I'm really not close to anything on Instagram. Thank you, yes, great. Demin yapıyordu ya şekeri, böyle yapmış. Bakar mısınız arkadaşlar? Aloha, yepyeni bir günden aloha, günaydın. Bu video eğer tabii ki akşamüstü ya da gece izliyorsanız size de iyi akşamlar, iyi geceler. Saat şu anda Bangkok'ta 1 ve şimdi ben o uçakta tanıştığım arkadaşımla, bu arada benden tam olarak, adı da Spencer, belki bugün sizinle tanıştırırım, eğer video çıkmak isterse çekerim. Dün böyle hani çok kendimde değilim, bugün çekme falan dedi. Onunla bayağı böyle gezdik ettik. O da araştırmış, yani bayağı bilgisi varmış, bana birkaç bir şey söyledi Bangkok'la ilgili. Yani hani böyle gezdiğimiz yerlerde detay, böyle birkaç bir şey. Şu an aklımda değil hiçbir şekilde de. Bu arada benden kendisi 15 yaş küçük arkadaşlar. Dolayısıyla ben böyle tamam çocuğum öyle yapalım, tamam çocuğum falan, yani böyle bir değişik bir duygu sardı beni. Hani kardeşim olsa nasıl olurdu falan diye düşünüyorum böyle onunlayken. Hani çünkü bu arada alarm çalıyor, duyuyor musunuz? Bir dakika kapatalım. Otomatik, yani neden, ışık felaket biliyorum ama odada neden alarm çalar? Aa, burada daha iyiyiz. Aa, ben buradan konuşayım. Tamam. Şimdi bir sizinle konuşayım dedim. Yani çünkü sonra direkt, bu arada geceliğimizi de şöyle yapalım. Ha.
Direkt ondan sonra zaten çıkınca markete gideceğiz. Bir coffee shop'a gideceğiz, ondan sonra markete. Ya yani market dediğim de burada böyle çok büyük, hani hafta sonu sadece açılan Chungwoo muydu neydi adı, öyle bir market varmış, onu gezelim dedim ben. Dün hatta gidecektik ama 6'da kapanıyordu, hani biz de oraya gitmemiz böyle yarım saat falan kalırdı diye gitmedik. Dün bayağı bir şey yaptık zaten, size olabildiğince çektim. Dediğim gibi Spencer benden 15, 2003'lü oluyorsa kaç oluyor? Aynen 15 yaş küçük arkadaşlar. Ben yani kardeşim olsa herhalde onunla geçsem. Hani tabii ki de o kardeşim olduğu için bir sürü yaşanmışlıklarımız olacaktı ama bence keyifli olurdu ya. O yüzden böyle kardeşleri, abileri, ablaları olan insanlar bence çok şanslı. Yani ben isterdim açıkçası. Özellikle bir abim olsun isterdim. Spencer'a da buradan teşekkür ediyorum. Tabii ki kendisi Amerikalı olduğu için anlamayacak ama kanalıma işte ben ne yaptım falan sordu hani. YouTube çekiyorum dedim, video vloglar falan. Aa ben de bakayım dedi, o da üye oldu. Neyse böyle bıdır 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 her şeyden bahsediyorum ama size kamerayı açtığımda olan her şeyi olabildiğince anlatmak istiyorum. Çünkü hani her dakika böyle konuşmadığım için gün içinde de. Öyle ha, bir de dün ne yaptık onu da söyleyeyim. Dün ben aşırı yorgundum. Yani zaten bir gün önce uyumamıştım. Hani uçakta hiç uyuyamadım. Uçak yolculuğu iyi geçti ama uyumaya çalışarak geçti. Hiçbir şekilde uyuyamayarak geçti. Ondan sonra da işte zaten geldim, yine uyumadım. Bayağı gezdik ettik, çok sıcak. Hani 30-35 derece arası ve yapış yapış oluyorsunuz. Yani nemli bir hava ve iklim var zaten, tropikal iklim olduğu için Tayland'da. Adalar bu arada bence daha da yani daha rüzgarlıdır. Burası şehir olduğu için çok pis bir havası da var. Hiçbir şekilde temiz bir hava beklemeyin. Neyse ondan sonra işte o taşçıya gittik. Yani Gem Store diye böyle bir yer vardı. Oraya gittik. Hatta Spencer annesine böyle hediye aldı falan. Ben çok beğendim. Opal taşlar vardı. O kadar güzeldi ki yüzükler falan. Şu da opal. Tam göremiyor olabilirsiniz ama çok pahalıydı. Alamadım. Sonra ne yaptık? Sonra yemek falan yedik işte. Zaten görmüşsünüzdür. Ondan sonra da esas konuya geliyorum. Orayı tabii ki çekemedim. Nala Center miydi? Yani dışarıdan çektim size ama çok enteresan böyle hani hayat kadınlarının olduğu bir alan vardı. Bir bölge, bir yer. Oraya girdik. Ben hani görmek istedim. Çok değişik bir ortamdı arkadaşlar. Bu arada hani şimdi böyle saçma sapan yorumlarda yapmayın işte. Kardelen çekseydin ya da ne bileyim niye oraya gittim falan. Ben görmek istedim. Hani şeydeki Amsterdam'daki Red Light District gibi. Öyle dediler yani. Bir de bilmiyordum hani şey Spencer söyledi böyle bir yer varmış biliyor musun falan diye. Ve benim otele çok yakındı kaldığım yere. Böyle. Onun dışında yarın bu otelden çıkmam gerekiyor. Bugün Coldplay konseri var. Yani bakalım nasıl bir gün olacak. Ben artık geç kalıyorum. O yüzden yavaştan gidiyorum. Bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım güzel bir vlog oluyordur. Yani olur ve keyifli seyirler. Bu arada benim otelin, yani daha doğrusu benim kaldığım katı size göstereyim. Şöyle. Git bitmiyor gibi. Odalar. Her yerde odalar, her yerde saç var. Onun gibi oldu. Böyle. Şimdi gideceğimiz bir kafe bulduk da, Factory Cafe diye böyle güzel kahvesi var. Tuktukla gideceğiz büyük ihtimalle. Konuşuyor. Bakalım eğer fiyat konusunda bu arada pazarlık yapmanız gerekiyor genelde söyleyeyim. Fiyat konusunda anlaşırsak gideceğiz. You want? Lots of money. Yeah. Do you want me to show you as well? No, not. I don't look good. It's okay. I don't look good. No? I'm camera shy. Really? Yeah. Kameradan utanıyormuş. Do you want a babe? No. Yeah, no? At the market. Okay, tamam. Markette göster beni diyor. Yapacak bir şey yok. Ne zaman isterse. Şimdi bakın size trafiği falan göstereyim. Böyle yollar. İnanılmaz bir trafik var bu arada burada, onu da söyleyeyim genelde. Şu anda dururken çekmem de muhteşem oldu. Her tuktukta değişik, mesela bu diğer tuktuklarda yoktu, bunda var. Her tuktukun dizaynı farklı. I haven't seen many homeless people.
İlk defa görüyorum. I've seen him like for the first time. Take away. Probably we won't be able to sit. Şimdi bu kafeye geldik. Bakın Factory Cafe. Ben buldum. Güzel kafe shoplar bulma konusundaki yeteneğim. Yani yok ya, Google'dan baktım tabii ki de bu arada. Şöyle ama sıraya bakar mısınız? Ne yapacağız şimdi? Sıra bu arada gittikçe fazlalaşıyor. Bakar mısınız? Şimdi şuradan başlıyor, şuradan başlıyor, şöyle gidiyor. Şöyle geliyor. Böyle gidiyor buradan. Ve Bangkok'ta ilk açılan kafe shop'muş. Sıradayız şimdi de şey diyeceğim size. Bangkok'ta ilk açılan kafe shop'muş burası ve özellikle Çinli turistler hep buraya geliyormuş. Çok güzel dedi. Ama ona dün gittiğimiz kafe shop'u gösterdim. Kim dedi bu arada? Arkamda hani Çinli bir arkadaşımız var ya, onunla konuştum. Hani ona sordum neden bu kadar kuyruk oluyor falan diye. O söyledi. Bakalım kahveleri umarım güzeldir. Dün gittiğimiz yeri gösterdim ona. Hani gittim mi çok iyiydi falan dedim. Ona gitmemiş. Bu arada bakın size evlerde böyle hep şey çamaşır asıyorlar burada. Birçok yerde gördüm. Burada da bu arada aldıkları ödüller var. Şurada bir sürü ödül almış burası. Bakalım kahveleri güzel mi? Tamam, tamam. Bu çikolatalı ve bunlar da değişik değişik kahveler. Bakalım ben iki tane içeceğim. Şöyle.
pad thai. Ah, I didn't want onion, but they put onion. Bu da vejetaryen olmayanı. Şimdi trafikteyiz. Saat 17.45-40. Ben normalde 6 gibi çıkacaktım Coldplay'e gitmek için. Bu arada bugün galiba bayağı maceralı olacak. Arabada olduğumuz için biraz zıplıyoruz hep beraber yollardan dolayı. Şimdi şöyle, herhalde 15-20 dakika otelde olurum. Hemen çıkacağım. Gidişte sıkıntı olmayacak. Bu arada konsere şeyi alamıyorum, kamerayı alamıyorum. Sadece telefonumu alacağım. O yüzden telefondan çekim yapacağım. Yani çekebildiğim kadar çekerim. Zaten siz de görmüş olursunuz. Esas kısmı dönüş arkadaşlar. Nasıl döneceğim onu bilmiyorum. Çünkü taksici, böyle 4-5 buradaki taksi şoförü olan arkadaşlarımıza sordum diyeyim. Arkadaşlara sordum. Onlar gelmiyorlar. $100 istediler. Yani $100 ödersen alırım seni falan dedi. Tuk tuk almak istemedi. Tuk tuklar var ya burada, onun şoförüyle konuştuk falan. Bakalım, otele soracağım. Dün çünkü birisiyle konuştum. Yani bayağı yürümüş. 45 dakika, 1 saat yürümüş. 100 bin kişi olacakmış galiba. Stadyumda olacak konser. Bakalım nasıl olacak. Böyle.